Yavuz Bahadıroğlu neredeyse 10 derste terörist yetiştiriliyor. Ey benim sonsuza kadar yaşayası devletim ve ey benim sonsuza kadar yaşayası devletimi yöneten ömrü uzun olası yöneticilerim. Farkında mısınız ki terör örgütleri neredeyse 10 derste terörist yetiştiriyorlar. Birkaç ay bilemediniz, birkaç yıl içinde gençleri canlı bombaya dönüştürüyorlar. Hiç tanımadığı insanları gözünü kırpmadan katledecek kadar tank kaçırıp namluyu kendi halkına doğrultarak sıkacak kadar, helikopter ve uçak kaçırıp mazlum insanları katletmede kullanacak kadar, ülkenin cumhurbaşkanını ve ailesini katletmeyi göze alacak kadar. Şimdiki adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan 1. Boğaz Köprüsü'nün münasip yerine siperlenip suikast silahı kanasla vatandaşlarını kalleşçe vuracak kadar. Kendi ülkesinin parlamentosunu ve cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalayacak kadar bomba yüklü aracın şoför koltuğuna oturup kendi eliyle kendi canına kıyacak kadar, üzerine patlayıcı bağlayıp kendini kurban edecek kadar ve yıllarca her türlü zevkten, keyiften, lüksten, her türlü dünyevi imkandan mahrum bir şekilde mağaralarda mağara adamı gibi yaşamayı göze alacak kadar ifsat ederken. Ey benim güzel devletim ve ey benim güzel yöneticilerim! Hiç merak etmiyor musunuz ki ısrarla sürdürdüğünüz şu milli eğitim modeli ve şu müfredat çerçevesinde 3-5 ay hatta 3-5 yıl değil şöyle böyle 20 sene doktorayı filan da düşünürsek eğittiğiniz çocuklarımızın çoğu neden kapasitesiz, hedefsiz, amaçsız, duyarsız, tutarsız, inisiyatifsiz, kararsız, sorumsuz, terör örgütlerinin verebildiği motivasyonu eğitim sistemimiz neden veremiyor? Neden kararlı, duygulu, duyarlı, ferakar, gayyor, meraklı, hedef sahibi insan yetiştiremiyoruz? Diyeceksiniz ki 15 Temmuz işgal hareketini püskürtenler de bizim çocuklarımız. Amenna ve de çok şükür yalnız iyi bakın can pahasına paletlerin altına yatan, tankların üstüne çıkan, silahlara bayrakla karşı koyan, kısacası 15 Temmuz ablukasını yaran insanların çoğu bu sistemin dışından yetişenler. Birçoğuyla konuştum. Birçoğu o gece abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra ailesiyle helalleşip sokağa çıkmışlar ve eğitim sisteminin empoze ettiği ilkeler uğruna değil, inançlarının ön gördüğü değerler uğruna uçaklara, tanklara, namlulara siper olmuşlar. Bir bakıma o gece Çanakkale şehitleriyle aynı imanda buluşup aynı amaçta bütünlenmişler. Bu hariseden sonra apaçık ortaya çıktı ki devletin ön gördüğü eğitim sisteminde büyük arızalar var. Evrensel bilgiler dışında verilen gençleri motive etmeye yetmiyor. Yerli ve milli bir yapı oluşmuyor. Hazır Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konudan şikayetçiyken artık bu çağ dışı sistemi ve ders kitaplarını değiştirseniz. Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Akit Gazetesi